Gerçekten hiçbir umut yok mu doktor? Yok efendim. Beklemekten başka hiçbir çaremiz yok maalesef. Ah kızım, ne yaptılar sana böyle? Gündüz sapasağlam emanet ettiğim kızımı akşama delirmiş buldum. Ben bunu sizin yanınıza bırakır mıyım ben? He? Bırakır mıyım? Esin'cim beni duyuyor musun? Esin, kızım beni duyuyor musun? Kimse yok mu? Ay! Sen de kimsin ya? Ben senin hayali dostum Esin. Neredeyim ben? Başka alemdesin Esin. Esin, benim ben. Babana bir merhaba demeyecek misin? Esin. Babam mı? Nerede babam hani? Nerede babam? Hem çok yakın hem çok uzak buraya gelemez. Ne diyorsun sen ya? Bilmece gibi konuşup aklımı karıştırma beni. Canım kızım benim. Lütfen bana bakar mısın? Benimle konuşur musun Esin? Baban seninle konuşmak istiyor. Ya ben de onunla konuşmak istiyorum ama yok ki. Nerede babam? Esin. Yaptığımız ilk muayeneye göre kızınız Ender, Nadir ve de Nadide bir travmanın içinde efendim. Kendisi rüya aleminde. Gerçeklikle bağ kopuk efendim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Yani kopuk derken nasıl? Ben pek anlayamadım. Biraz açar mısınız? Size şöyle anlatayım Cevdet Bey. Kızınız bir hayal aleminde dedim ya efendim. Burada olanları algılıyor, kendi hayal alemine tercüme ediyor. Yani adapte ediyor. Yani Türk televizyonlarındaki Kore dizileri gibi. Peki şimdi bunun nesi kritik? Size daha ayrıntılı anlatayım isterseniz. Efendim, kızınız evrenin başlangıcında. Eğer bunu atlattık, atlattık. Atlatamadık, bir sonraki evreye geçerse ona bütün kapılar kapanır. Ve bir daha geri dönüşü olmaz efendim. Kızınız aynen bunun gibi olur. Ot gibi olacak. Yani bu kızı hayata geri döndürdük, döndürdük. Döndüremedik. Gavur daha yer misiniz? Yok, yok. Sağ ol. Vallahi gavur yapmıyor ama çok güzel yapıyor. Size çay söyleyeyim mi? Teşekkür ederim işte. Al, içeriz, içeriz. Selamünaleyküm. Selam. Ziyarete geldik de. Kime gelmişsiniz? Esin Uçer. Ne zaman geldi? Dün gece. Buyurun. Eyvallah. Gece mi gelmiş? Hı, dün gece getirdiler. Gece geldiyse kesin uzaylıdır o. Vallahi biz konuya yabancıyız. Siz daha iyi bilirsiniz. Uzay gemisi var mıymış peki? Gezdirsin bizi. Çok sıkıldım ben bu dünyada. Vallahi biz de çok sıkıldık da. Şimdi uzaya git gel çok benzin yakıyor biliyor musun? Ben mekiği sanayiye verdim. Tüp taktırıyorum. Takılsın söz gezdireceğim seni. Monaco prensesiyim ben. Öyle tüplü müplü gemilere binemem. Görüyor musun? Paran yoksa deli bile yüzüne bakmıyor. Vay arkadaş. Esin bana bak. Esin'cim aç ağzını hadi. Esin. Eve kalk bir bakalım ya sağa sola belki bir çıkış yolu buluruz. Ay aman otur. Ben bakarım kendim. Bu ne ya? Anam antika bu. Ay ben bunu babama götürürüm. Bak. Hadi iyisin Esin. Sihirli lamba bu. Ay bu sihirli lamba mı? Neredesin Esin? Bir saattir seni arıyoruz. Sen kimsin ya? Tanımadın mı beni ya? Ben Şevkat. Hadi yine iyisin. Dile benden ne dilersen. Kolay gelsin. Buyurun. Esin Uçer ziyarete geldik. Bir saniye bakıyorum.
Şevkat! Ne işiniz var sizin burada? Esin'i ziyarete geldik Şevdet Bey. Hangi yüzle geldiniz siz buraya ya? Ha? Ben kızımı sana emanet ettim. Çorbacı, sen de bu duruma şahit oldun. İki ne yaptınız siz? Ha? İkiniz birlik olup aynı gün delirttiniz kızımı ya. Cevdet Bey, böyle olsun istemezdik. Affedin bizi. Neyinizi affedeceğim ben sizi? Niye affedeceğim ben sizi? Benim ciğerim yanıyor burada ya. Zaten kalp hastasıyım. Ya siz benim de mi ölmemi istiyorsunuz? Allah korusun. Esin şu anda kendi başına bir su bile içemiyor. Haberiniz var mı bundan? Yok. İşte biz de durumunu öğrenmeye geldik. Esin şimdi bir rüya aleminde yaşıyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Farkında bile değil. Doktor bunun bir ara evre olduğunu söyledi. Eğer bu böyle devam ederse tamamen elimizden uçup gidecek. Ara bak Şevkat. Kızımın aklı gitti, benim de canım gitti. Eğer babana bir can borcum olmasaydı ben yapacağımı biliyordum. Artık aramızda hukuk, mukuk bir şey kalmadı. Cevdet Bey, Şevkat'in kabahati yok. Tamamıyla bizim kabahatimiz. Ben anlamam çorbacı. Ben kızımı kime emanet ettiysem onu bilirim. Derhal gidin buradan. Derhal çıkın gidin buradan. Kapıdan çıktığınızı görmek istiyorum. Defolun. Sakın bir daha geri dönmeyin. Şevkat, ne olur kurtar beni buradan ya. Emrin olur. Hemen bir uçan alıcı arayayım. Ha, dur. Şey, deve de bizimle gelsin. Ne? Yok. Ulan ben bunu insan halini çekemiyorum. Deve halini hiç çekemem. Hayatta olmaz. Yaktınız lan bizi. Kızımı da beni de çıra gibi yaktınız. Ben de sizi yakmazsam. Cevdet Bey amcacığım hoş geldiniz. Buyurun gelin bir çayımızı kahvemizi için. İstemez. Sen mahalleyi topla buraya. Şişt, Kazım. Şişt, lan bilet, gelin. Gel. Şişt, Marika abla. Bahar, bozkır ne oluyor? Gelsenize abi, toplarsanıza şuraya Allah Allah. Ne oluyor be ya? Mahalle kalmadı yine. Ayılır inşallah. Bak, hala bakıyor ya. Hoş geldiniz. Hiç de hoş gelmedin Marika. Hiç hoş gelmedin. Yazıklar olsun size ya. Yazıklar olsun. İki çift laf etmeye geldim size. Ya kaç yıllık kiracılarımsınız sizler benim. Bir güne bir gün birisini gönderip de kiralarınızı ödediniz mi diye size hesap sordum. Dinle. Sormadım. Ya kızım geldi yurt dışından. Sizlerle beraber çocukluğunun geçtiği bu mahallede birlikte yaşamak istedi. Ama siz ne yaptınız ya? İki günde delirttiniz kızımı benim ya. Yakıştı mı bu size? Ah be Cevdet Beyciğim, affedin bizi. Bir hatadır oldu. Çocukların gençliğine verin. Hele sen Marika, hele sen. Senden hiç beklemezdim bunu. Bu gençlerin ablası olacaksın. Bunlara örnek olacaksın. Ne yaptın? Bunlarla birlik olup kızımı delirttiniz ya. Cevdet Beyciğim, aslında Marika ablanın çok da bir suçu yok yani. Doğru söylüyor Cevdet Bey amca. Yani biz harbiden gerçekten çok özür dileriz ya. Ne yapmamız gerekiyor kendimizi affettirmek için? Vallahi de billahi de her şeyi yapmaya hazırız Cevdet amca. Söyle yapalım ya. Ne yapacaksınız? Ha? Ne yapacaksınız? Esin kendinde değil ya. Kimseyi tanımıyor. Beni bile tanımıyor çocuk. Nasıl affettireceksiniz? Bana bakın. Eğer Esin iyileşmezse, hastaneden çıktıktan sonra kendi rızasıyla sizi affetmezse, hepinizi bu mahalleden süreceğim. Başınıza yıkacağım bu mahalleyi. Molozlara bakar bakar eski günlerinizi hatırlarsınız. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Haklı adam. Melek gibi adamı delirttiniz, çiğninden çıkarttınız. Tüh! Gördün mü? İki günde sapasağlam kızı delirttiler. İkinci sözcüğünü de ben söyleyeyim. Ah bozkır, ah. Tezene depresyonda diye bizi getirdiğin yere bak. Bir de espri yapıyorsun. Ya bravo. Hadi Allah aşkına. Allah. Yürü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.